İyi akşamlar sayın seyirciler. Ramazan ayı Türkiye'nin dört bir yanında anlamlı etkinliklerle yaşanıyor. Belediyeler Ramazan'ı bir fırsat bilip sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini sergiliyor. Şimdi biz o belediyelerden birine gidiyoruz. Sizi Adana'nın Yüreğir ilçesine götüreceğiz ve sözü 24 muhabiri Burak Algınatay ve konuğu Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a bırakıyoruz. Evet, Ramazan bayramında Türkiye'nin farklı noktalarında iftar çadırları kurulmaya devam ediyor. O noktalardan birindeyiz. Adana'dayız ve Adana'nın en önemli belediyelerinden biri Yüreğir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programına katılıyoruz. Şu dakikalarda, önümüzdeki dakikalarda iftarın ezan sesinin duyulmasının hemen ardından da oruçlarda açılacak. Çok önemli de bir konuğumuz var. Mahmut Çelikcan bizlerle, Yüreğir Belediyesi Başkanı. Efendim, öncelikle hoş geldiniz elimize. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok önemli bir organizasyon. Dün de beraberdik. Ancak dünden bugüne bir farklılık da var herhalde. Bu kez iftar çadırına konuk olanlar kimler acaba? Evet. Dün yetimlerimizi ağırlamıştık. Onlarla birlikte olmaktan, soframızı paylaşmaktan çok mutluluk duyduk. Bugün de bizler için çok önemli. Aslında burada bulunmamızı, bu çatı altında rahat, huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan özellikle şehitlerimiz ve gazilerimize burada soframızı açtık. İnşallah biraz sonra onlarla iftarımızı yapacağız. Tabii bugünün anlamı çok büyük bizim açımızdan da. Vatanın birliği, beraberliği için, bölünmez bütünlüğü için, efendim istikbalimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için canlarını hiç göz kırpmadan feda eden ve onların bugün yakınlarıyla birlikte olacağız. İnşallah onlarla bu sofrada birlikte iftar açmanın onurunu yaşayacağız. Ayrıca gazilerimiz var aramızda. Onlar da hem bu ülke için, bayrak için, vatan için mücadele ettiler. Belki bir kısmı sakatlandı. Ben onlara da acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin de vatan için, bayrak için canlarını veren şehitlerimizin de mekanları cennet olsun diyorum. Adana'mızın bu son olaylarda, ülkemizin içinde bulunduğu olaylar nedeniyle birçok şehidimiz oldu. Adana'da bu mücadelede en çok şehit veren illerimizden birisi oldu. Ankara ile birlikte birçok şehit cenazelerinde birlikte olduk. Onların acılarını paylaştık ama biz onlar için ne yapsak azdır. Yani şehitlerimizin yakınları için, hükümetimiz Allah razı olsun, şehitlerimiz için, gazilerimiz için elinden geleni yapıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de her zaman yanlarında oluyoruz. Bu hem insani olmanın gereği hem de sosyal belediyecilik anlamında belediyelerin de şehit yakınları, gazilerimiz de birlikte olmaları, onların acılarını paylaşma, onların belli günlerde değil bütün zamanlarda yanlarında olma hepimizin önemli bir görevi. Ayrıca biz tabii ki bu etkinlikleri yaparken şunu da belirtmek lazım. Aslında şehitlerimizin de hem kendilerini böyle mekanlarda ağırlamak hem de evlerinde onların sofralarında birlikte olmak çok güzel bir duygu. Zaten Ramazan ayı infak ayı, paylaşma ayı, bir araya gelme ayı. Bu anlamda biz bu sofralarda aslında birçok zengin vatandaşımızın da buralarda bulunup garip gurebanın, fakirin, fukaranın veyahut da şehit ailelerinin, gazilerimizin yanında olmasını canı gönülden istiyoruz. Yoksa bu manevi iklimden faydalandıklarını zannetmiyorum böyle sofraları paylaşmayınca. İşte toplumumuzun önemli kesimleri, şehitlerimiz, gazilerimiz, yetimlerimiz, engellilerimiz, bunlarla beraber olmak güzel bir şey. İnşallah bunları daha da geliştirerek devam ettireceğiz tabii ki. Efendim, sosyal sorumluluk projesi dediniz konuşmanızda. Yalnızca burada değil, biz bugün şahit de olduk. Yüreğir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerde aynı şekilde yardımlar da bulunuyor. Bu programlar hakkında da sizden bilgi alsak. Evet.
Tabii bu belediyeniz yanınızda bir sosyal belediyeciliğin güzel örneklerinden bir tanesi. Gerek yaşlılarımız, gerek dezavantajlı gruplarımız, işte engellilerimiz veya hasta olan, özellikle yatalak hastalarımız, biz bunları ziyaret ediyoruz. Bu grubun içerisinde işte şehitlerimiz, gazilerimiz de var tabii ki. Ziyaret ederek onları sadece bir günde değil, belirli günlerde de olsun onlarla beraber oluyor. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Özellikle bazı sosyal kurumlarla aralarında bağ olmaya, köprü kurmaya çalışıyoruz. Çözebildiğimiz sorunlarını biz çözüyoruz. Çözemediklerimizi diğer kurumlarla beraber, gerek sosyal yardımlaşma vakfı olsun, kaymakamlıklar, valilik, hastaneler gibi kurumlarla köprüde oluyoruz. Onlara buralarda yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Ayrıca biz de evlerine misafir oluyoruz. Sağ olsun bizleri güzel karşılıyorlar. Bunlardan da büyük mutluluk duyuyoruz tabii ki. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Tabii Ramazan'ın olmazsa olmazı iftar çadırları. Yayınımızın başında da belirtmiştik. Ancak Yüreğir Belediyesi bu kez şehit ve gazi yakınlarını unutmadı. Birkaç dakika içerisinde Adana'da İftar için ezan okunacak, ardından oruçlar da açılmaya başlanacak. Biz de Adana'dan bu güzel iftar sofrasından önemli bilgileri Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'dan aldık diyelim ve sözü şimdilik İstanbul'a bırakalım. 24 muhabiri Burak Alganatay ve konuğu Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Türkiye'de Ramazan iftar programımız Bahçeli Evler'den devam ediyor. İyi akşamlar, hoşçakalın. Vakıf emekliliğin sunduğu iftar programı devam edecek.